Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz. Herkese iyi pazarlar diliyorum. 25 Aralık 2022 itibariyle Dolar-TL'yi kapsamlı bir şekilde eğitim amaçlı değerlendireceğiz, tavsiye niteliği olmadan. Sizlerden ricam, unutmayın videolarımızı beğenin ve kanalımıza abone değilseniz de abone olup bildirim seslerini açık tutun. Bildirimlerden anında faydalanabilirsiniz. Bu videoda kuru detaylıca değerlendireceğiz. Farklı noktaları sizlerle paylaşacağım. Özellikle hükümetin ve Merkez Bankası'nın aradığı para bulundu mu bulunmadı mı? Seçim öncesi kur seviyeleri sürekli olarak piyasada bir tartışma konusu arkadaşlar. Zaten kurun mevcut görüntüsü itibariyle de paranın bulunup bulunmadığı da açık olarak ortada ve bu paranın devamının gelip gelmeyeceği de ortada. Ve bununla birlikte bu konu saptırılmaya çalışılıyor ve Türkiye'nin dış borcuna ilişkin açıklamalar yapılıyor ve Türkiye'nin dış borcunun çok yüksek seviyelerde olduğunu, ödeyemez duruma geldiğini dile getirenler var. Böyle bir hikaye arkadaşlar yok. Yani dürüst olalım. Şu an mevcut durumda zaten incelediğimizde, birazdan size ben canlı da göstereyim, hatta şu an göstereyim. Yani bu görmüş olduğunuz arkadaşlar gösterge, yani bu hareketli rakamlar, ülkelerin anlık olarak yani resmi olarak dış borcu, geliri ve gelirine odaklı borcunun oranı. Başta zaten Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyorsunuz. 25 trilyon dolar, hatta 26 trilyon dolara yakın bir geliri var. 31 milyar, 31,5 milyar, 31,5 trilyon dolar da arkadaşlar borcu var. Yani borcu gelirinden fazla olan bir Amerika var. Ve %94 dedi, burada rakamsal bir oynama yapılmış borcuna. Bu %100'ün üzerinde zaten gördüğünüz gibi. Çin'e baktığımızda arkadaşlar, Çin'de de durum çok da abartılacak seviyelerde. Ve Japonya en önemlisi. Japonya burada arkadaşlar 5 trilyon dolar gelire sahipken 15 trilyon dolar borcu var. Bu ne demek oluyor? Bu arkadaşlar tabii bu bir problem baktığınızda, yani dünya genelinde, dünya ekonomisi adına, ama kredi değerlendirme kuruluşları bunu örtbas ediyor. Avrupa zaten sıkıntıda bildiğiniz gibi. Ancak Almanya tabii üretim devi olduğu için ancak borç oranı da %77 gördüğünüz gibi. Yine baktığınızda İngiltere keza sınırda gidiyor. Ve Fransa'ya baktığınızda arkadaşlar 2,828 trilyon dolar geliri var. 3,728 trilyon da arkadaşlar gideri var. Burada baktığınızda yani borcu var. %131. Şimdi bize baktığımızda, yani bunları siz de inceleyebilirsiniz. Yani anlık olarak bu değişiyor. Şu an bile arkadaşlar borç da artıyor, gelir de artıyor. Türkiye'nin durumu arkadaşlar 678 milyar dolar geliri var. Milli geliri var. 231 milyar dolar da anlık olarak borcu var. Bu borcun %90'ı özel sektörün. Bunu unutmayalım. Bakın %90'ı özel sektörün. Ortalama olarak 5 milyar dolar da bunun zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Yani burada zaten baktığınızda hükümet olarak, yani mevcut ekonomi yönetimi olarak borç burada zaten yüzdelik anlamda çok düşük seviyelerde. Bu ülke genelinde hem özel sektörün hem kamunun borcunun toplamı, yani bunda belediyeler vesaire dahil hepsi var. Ve %34 borçluluk oranımız. Yani çok iyi bir seviyede aslına baktığımızda. Bu seviye arkadaşlar artıyor gibi görünse de siz gelirinize bakacaksınız. Yani geliriniz giderinizi karşılıyor mu? Buna baktığınızda burada bir problem göremiyoruz. Rusya'ya baktığımızda mesela, Rusya'da arkadaşlar %18'lik bir borç durumu var. Çok iyi. Suudi Arabistan bir petrol devi bildiğiniz gibi. Ve burada da %26'lık bir oran var. İspanya baktığınızda %100'ün üzerinde yine. Yani Avrupa bitmiş durumda arkadaşlar. Ve sürdürülebilir olmayan bir model artık son buluyor. Yunanistan'a vesaire zaten baktığınızda da %240'larda, anlatmaya gerek yok. Yani şunu demek istiyorum. Bu haber akışları ile birlikte kendinizi zehirletmeyin arkadaşlar. Bile bile bunları izin vermeyin. Kendinize yazık ediyorsunuz ve zaman kaybına gidiyorsunuz. Şu an yani mevcut koşulda zaten baktığınızda Türkiye'nin durumu dış borç ödemesine göre gayet yerinde. Yani abartılacak bir durum yok. Zaten borcu olmayan bir ülkede yok. Dünya devlerine zaten baktığınızda bugün Çin'e, Amerika'sına, Rusya'sına, Fransa'sına, Almanya'sına, bunların bile yani borcu gelirinden fazla adamlar. Yani mantıklı işler yapalım.
siyasi olayları bir kenara bırakıp matematiksel olarak değerlendirmelere gidelim. Kur tarafında ne olabilir sorusunu tartışmaya arkadaşlar artık başlayalım. Kurda bir miktar yukarı yönlü daha hareketlere izin veriliyor. Ancak bu fıstiki bir yükseliş oluyor. Bu ne demek? Yani 3-5 kuruş şeklinde ama günün sonunda tekrardan bu bantta geliyor. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Özellikle Rusya ile ilişkilerimiz çok iyi. Son dönemde Suudi Arabistan ile olan ilişkilerimiz bozulmuştu. Bunu artık çok iyi bir şekilde telafi ediyoruz. Ciddi anlamda yatırımlar söz konusu. Ve diğer taraftan Katar'ın, Azerbaycan'ın bize vermiş olduğu önemli destekler var. Yani bunların toplamını tek yükünde birleştirdiğimizde arkadaşlar para girişi var. Şimdi bir de Türkiye doğalgaz enerji merkezi oluyor. Bununla alakalı süreç hızlandı. Türkmenistan gazı da Türkiye üzerinden yine Avrupa'ya, tüm dünyaya yayılacak. Burada olay ne olacak arkadaşlar? Şimdi bu dost ülkeler doğalgazını sizden geçirdiğinde vanayı size vermiş oluyor. Örneğin Almanya'sı, İtalya'sı, İspanya'sı işte her neyse bunlar sizden gaz almak zorunda. Yani Rusya'dan, Türkmenistan'dan, oradan buradan gaz alacağız ama sizinle muhatap olacak. Yani Türkiye ile muhatap olacak. Fiyatı da belirleyen yine Türkiye olacak. Burada durum şu. Bu gaz anlaşması yapılan ülkelerle, özellikle Türkmenistan, Rusya gibi, Azerbaycan gibi önemli belli başlı ülkelerle anlaşmalar yapıldığında bu ülkelerin para birimlerine arkadaşlar ihtiyacımız var ve dövize de ihtiyacımız var. Otomatik olarak destekleneceğiz yani bu yönlerde. Bu bir anda olmayacak. Şu anda olduğu gibi kontrollü bir şekilde bunun altyapısı hazırlanıyor ve para girişleri de arkadaşlar devam ediyor ve hızlanacak. Ve örneğin Almanya'sı, Fransa'sı sizden gaz almak istediğinde Türk lirası karşılığında gaz alacak. Yani eurosunu ya da dolarını her neyse TL'ye çevirecek ve gazını alacak. Siz de yani biz de elimizdeki TL ile ruble alıp örneğin Rusya'ya ödeyeceğiz. Ya da Türkmenistan para birimiyle oraya ödeyeceğiz. Ya da Azerbaycan'a manatla ödeyeceğiz arkadaşlar. Böyle bir takas durumu söz konusu olacak. Ve TL'de de kontrollü bir şekilde ve iyi bir görüntüde değerlenme yoluna gidecek. Ancak bunu işte bizde gaz yok, Karadeniz'de gaz yok, Akdeniz'de gaz yok, Doğu'da petrol yok, o yok, bu yok. Biz millet olarak arkadaşlar biraz hazımsız bir toplumuz. Bunu kabul etmemiz lazım. İyi şeyleri maalesef kabullenemiyoruz. Bununla alakalı sürekli olarak sosyal medyada, orada, burada, YouTube'da işte belli başlı haber akışları yapılıyor. Zaten yani dolar kurunun gidebileceği abartılacak seviyelerde kalmadı. Ha, şu olur mu? Bu proje tam resmi olarak devreye girdiğinde işte Türkiye vanaları tam anlamıyla TL karşılığında açtığında ABD tarafından bir yaptırım gelebilir. Şimdi bütün mevzuyu Papaz Brunson krizindeki gibi bir olaya bağlamamak gerekiyor arkadaşlar. Yani Türkiye artık jeopolitik ve siyasi anlamda çok önemli bir dış siyaset yürütüyor. Bunu unutmamanız gerekiyor. Asya ile Avrupa arasındaki tek köprü ülke konumunda. Yani böyle artık yaptırımların çok kolay olmadığını dile getirmekte fayda var. Ha, ola ki olur ise ne olur? Piyasanın anlık tepkileri zaten çok sert ilerler. Ancak biz seçim öncesi böyle bir durumun yaşanacağını ve seçim sonrası da belli bir süre, yani böyle bir şeye ümit vermiyorum. Kontrollü bir şekilde kuru bırakmaları gerekiyor arkadaşlar. Yani piyasa koşulları gereğince 18-35'lerin üzerinde kalan kurda gidilecek seviyeler belli. Yani 24 lira bantlarına doğru bir hareket izlenecek. Ancak bir müdahale paketi ya da çok ciddi anlamda yüklü bir miktar resmi olarak para girişinin açıklanması kurda nerelere doğru hareketi getirir? Arkadaşlar altın oranı temasımızı gerçekleştirir ilk etapta, bunu unutmayın. Burada tek stop seviyemizde 18-36'lar, 18-35'ler. Zaten desteğin çalıştığında burada görebiliyorsunuz. Yani burada abartılacak bir beklenti yok şu anda, yani yukarı yönde. Bunu demek istiyorum. İsteyen alsın, isteyen satsın. Gördüğünüz gibi zaten aylardır da yerinde sayıyor kur. Kur korumalı mevduatın da cazibesini öldürdüler. Burada da zaten ciddi anlamda bir yük biniyordu. Bunun da önüne geçtiler. Şu anda işler tıkırında gidiyor gördüğümüzde. Ha, enflasyon yüksek, geçim zorluğu çekiyoruz. Evet, asgari ücrete iyi bir zam yapıldı ama sonrasında
Zamlarda bunun peş peşe gelecek. Şimdi burada Ocak ayı itibariyle çok ciddi anlamda bir mücadele görülecek. Önümüzde bir seçim var. Boncuk değil bu. Ve Türkiye çok önemli bir yüzyıla hazırlanıyor. Burada piyasayla inatlaşanlar olacak. Elbet bunun bedelleri, cezalar olacak. Bakın 2023 çok enteresan, çok zor, çok başka, hiç eşini, benzerini, örneğini görmediğimiz bir yıl olacak arkadaşlar. Ona göre herkes akıllı adımlar atsın, hesabını kitabını iyi yapsın. Bu işin sonu sakata gelir söyleyeyim. Elinde döviz bulunduranlar dikkatli olmak zorunda. Benim söylediğimle hareket etmeyin siz ve tavsiye niteliği de olmasın. Kendi özgür iradenizle kararlar verin ama benim görüşüm sorulacak olduğunda ben negatifim arkadaşlar, değmez. Yani buradan 25 liraya bile gitse zaten piyasa şu anda her şeyi 25 liradan fiyatlıyor. O yüzden abartılacak bir durum yok. Ki bugün 25 liralara bu kur değse bile buralarda zaten kalıcılık gösteremeyecek. İlk etapta bugün bulunduğu seviyelere yeri gelecek. Çünkü fiyat hareketliliği yok bu bölgelerde. Çalışmış bir alan yok. O yüzden ilk geri çekileceği noktalarda yine burası olur. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yeni haftada görüşmek üzere. Hepinize bol şans, bol kazançlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.